Bu video Arşiket'in yeni eylem merkezini sunar. Arşiket açılış sırasında projenin çeşitli yönlerini kontrol eder. Çizim güncellemeleri, kütüphane yüklemeleri gibi. Arşiket 23 olası sorunları açılış sürecini ve sunumları kesmeden alabilir. Ve sonunda sunar. Burada sorunların dikkat gerektirip gerektirilmediğine veya hemen çalışmaya başlamaya karar verebilirsiniz. Dosya, bilgi, eylem merkezi Yeni eylem merkezi sekme çubuğunda kendi sekmesi olan ve ayrı bir pencere açar. Sağda özet penceresini görebilirsiniz. Burada büyük sorunların durumunu kısa bir genel bakış. Bunlar örneğin gerekli tüm küçük paneller ve elemanların yüklü olması veya kontrol gereken çizimler. Sağ üst köşede özetin içeriğini tüm öğeleri kontrol et düğmesiyle güncelleyebilirsiniz. Bu etkinleştirilmişse yapılan son kontrol tüm zaman ile birlikte son kontrol edilen alt başlıklar görüntülenir. Sol panelde ana öğeleri bulabilirsiniz. Kütüphaneler, hotlinkler, çizimler, raporlar, lisanslar ve güncellemeler gibi. Farklı durum sinyalleri sağ üst köşelerde görüntülenir. Yeşil onay işareti işlem yapmanıza gerek yok demektir turuncu soru işareti kontrol gerekmesi anlamına gelir. Başka bir deyişle kontrolsüz karar verilmez. Kırmızı ünlem işareti eylem gerektiği anlamına gelir. Sekme çubuğundaki işlem merkezi simgesinin sağ üst köşesinde küçük renkli bir nokta bulunur. Bu bir sorun olup olmadığını sağlar. Örneğin bir öğenin eyleme ihtiyacı varsa işlem merkezi panelinde işareti kırmızıysa o zaman küçük sinyal de sekme üzerinde kırmızı olacaktır. Her şey yolundaysa küçük zinyal yeşile döner. Elemanları ayrı ayrı seçebilir ve tek tek kontrol işlemlerini yapabilirsiniz. Sağ alt tarafta görünen düğmeleri kullanarak seçilen eleman için ayarlara geçebilirsiniz. Bu yöntem kütüphanelerin kütüphane yöneticisine geçmesinde aynıdır. Hotlinkler, hotlink yöneticisinde çizimler çizim yöneticisinde raporların raporlar penceresine lisanslar için lisans bilgisini açabilirsiniz. Güncellemeleri seçerseniz yaklaşan güncellemeleri tıklayarak Arşiket ve kütüphane güncellemeleri için Grifsoft sitesine yönlendirirsiniz. Eylem merkezi kullanmanın bir örneğini görelim. Planımızın açtıktan sonra eylem merkezini açalım. Gördüğünüz gibi kütüphane elemanları kırmızı bir uyarı var. Bazı kütüphane elemanları eksik. O zaman elemanları gözden geçirmek ve gerekliyse sorunları çözmek için kütüphane yöneticisini açalım. Kütüphane yöneticisi düğmesine tıklayarak eksik kütüphane elemanlarını ekleyelim. Tamama tıklayın kütüphane elemanları yeşile döndü. Özet penceresine dönmek ve sekme çubuğundaki eylem merkezini kapatmak için özet göster düğmesine tıklayın. Çalışmaya ara vermeden başlayabilir ya da daha sonra işlem merkezini kullanabilirsiniz. Sorunları kontrol etmek ve yönetmek için iletişim kutusunu kullanın.